Sen bayağı kuşası olmuşsun dayı. Ya sorma dayıcığım ya. Koca koca adamlar önümde el pençe divan duruyorlar. Çayın biri gidiyor, biri geliyor. Bir hürmet, bir hürmet sorma. Korktuğun gibi değildi yani. Yani şimdi o kadar da değil de. Ya sonuçta insanın özgürlüğü gibisi yok dayıcığım, biliyorsun. Öyle tabii. Allah kimseyi düşürmesin de, düşürecek iş yaptırmasın da. Amin. Abla ne oldu ya sana? Sesin soluğun çıkmıyor. Bir şey yok, telefona bakıyorum. Yok, sen sanki orada bir şey okudun gibi geldi bana da. Ona mı canın sıkıldı senin, ne oldu? Ya dayı bir dur, bir yazma hemen ya. Bir rahat bırak annemi, ya dur. Ya ben tanıyorum ablamı ya. Orada bir şey okudu, canı sıkıldı. Değil mi abla? Biz de mi alakalı? Semih Akın Aslan. Röportaj vermiş. Al işte gör. Dedim ben sana bir şeyler var diye. Ne demiş peki anne? Ya, ağzına geleni söylemiş işte. Abla bir versene şunu. Sen ver bir dakika. Ben bir şey sesli okusana şunu. Sesli oku. Kocam herkesin sevgisini kazanmış bir insandı. Ona sebep olanlar şu anda dışarıda ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Bunu azmedemiyorum ama daha bitmedi. Yine başlıyoruz. Ben adalete güveniyorum. Önünde sonunda o iki cani bir daha çıkmamak üzere içeri girecekler diye gidiyor işte. Ya cani diyor ya. Resmen bizi hedef gösteriyor bu kadın ya. Ya sanki yargılama bitmiş. Biz suçlu çıkmışız yani. Merak etme oğlum. Ben o gazeteyi arayıp tekzip yayınlamalarını söyleyeceğim. Ya nasıl merak etmem abla ya? Şimdi bunu okuyan insanlar inanacak buna. Ya bunu hakimi de okuyor, savcısı da okuyor. Ben nasıl çıkacağım insan içine? Resmen algı yaratma bu ya. Dayıcığım tamam tamam. Sakin ol ya, sakin ol. Sen beraat edince bunların hepsi bitecek. Ya bir şeyler yapalım ya. Ben Sezai abi arıyorum. Yap, dur 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 dur. Bir dakika dur ya. Hayır arama. Dur. Akşam akşam niye arıyorsun? Abla arayalım, konuşalım. Bir gelsin, oturalım birlikte. Bir çare arayalım. O da bizim avukatımız sonuçta. Oğlum. Ablacığım. Ben de avukatım. Ben de bu davaya bakıyorum. Değil mi? Abla estağfurullah. O açıdan söylemedim de şimdi dosyada vekaleti var ya Sezai. Tamam tamam. Hiç kimseyi arayıp rahatsız etme. Bırak. Anneciğim, bir sorun mu var? Amma çok soru soruyorsunuz ya. Amma çok soru soruyorsunuz. Yani bir şey mi oldu? Hadi tamam ya, herkes kendi işine baksın. Hadi. Ne oldu şimdi ya? Ayrıldılar mı acaba? Yok artık, daha neler. Kaç yıllık aşk onlarınki, öyle kolay mı? Yani İpek'le ilgili bir şey herhalde. Yoksa ne olacak başka? Sezai amca annemi bu kadar kızdıracak bir şey yapmaz. Bir şey var. İnşallah dediğin gibidir abi. Her ne olduysa Hakim Hanım kolay kolay dönecek gibi durmuyor. Sen Güzide'nin nasıl yıkılacağını tahmin etmedin mi Sezai? Hı? Kızın Güzide'yi öldürmeye kalkışmış. Hadi bu ayrı. Ama sen bunu ondan saklamışsın, bu apayrı. İkisini de kaybedeceğimden korktum Nazım. Ya hem söyleyecektim tabii. Sonsuza dek saklayacak falan değildim ki. Ama nasıl söyleyecektim ya? Kolay mı Allah aşkına? Yani benim kızım seni öldürmeye kalkmış demek. Kolay mı? Ya değil tabii, anlıyorum seni. Of Sezai ya. Güzide'nin hayatı hala tehlikede mi? Yani senin kızın... insanın söylemeye dili varmıyor da... İpek bir daha dener mi demeye çalışıyorsun? Evet. Tekrar denemeye kalkar mı? O ihtimal hiç aklımdan çıkmıyor ki zaten. Yani ne günah işledim de. Böyle bir durumun ortasına düştüm Allah aşkına ya. Sezai. Kızın tekrar denemeye kalkar mı? Bilmiyorum ki Nazan. Bilmiyorum. Bilsem... Yani ne yapayım? Kızımı ihbar mı edeyim Allah aşkına ya? Yani adam öldürmeye teşebbüsten içeri mi attırayım ya? Yok. Bu nefret hiç normal değil yani. Kusura bakma ama senin kızın hiç normal düşünemiyor Sezai. İstersen bana kız, öfkelen, küz. İnan bana umurumda değil.
Dost acı söyler derler. Birinin senin yüzüne bunu açık açık söylemesi gerekiyor. Hadi ben olayım. Senin kızın son derece tehlikeli. Biliyorum. Farkındayım. Aptal değilim ben. Ama anlatamıyorum işte. Bilmiyorum yani. Peki Sezai'm, bir şey soracağım sana. İpek neden Güzide'ye karşı bu kadar öfke dolu, nefret dolu? Annesinden. Başka ne olacak ki? Rahmetli Güzide'yi yıllarca kötüledi durdu. Yani bütün mutsuzluğunu Güzide'ye yükledi. Kızın beynini yıkadı sanki ya. Bir de annesini öyle o halde ipin ucunda görünce. Sen bundan da korkuyorsun tabii. Kızının kendine zarar vermesinden değil mi? Kendimi dört bir yandan kuşatılmış gibi hissediyorum, tamam mı? Tam olarak öyle. Bir tarafta Güzide. Acaba İpek ona bir şey yapar mı? Bir tarafta İpek. Acaba kızım kendine bir şey yapar mı? Nazo, nefes alamıyorum, emin ol. Anlıyorum. Peki karın, Semaat. Yani bildiğim kadarıyla onlar Güzide ile tanışmıyorlardı. Niye sardı Güzide'ye? Anlatmıştım ben. Neyi anlattın? Yani saklı gizli bir şeyim kalmasın. Aramızda her şeyi bil diye anlattım. Yani bir kızı sevdim üniversitede. O da gitti bir başkasıyla evlendi dedim yani, anlattım. Ay Sezai, anlatılır mı bunlar ya? Şiirlerimi buldum. Okuyunca da Güzide'ye yazdığımı anladı tabii. Ya o zamanlar nişanlıydık işte. Başta ben dedi sana Güzide'yi unutturacağım. Seni o kadar seveceğim ki. Sonra vazgeçti. Yani acaba beklediği şeyi mi bulamadı bende? Güzide'yi fikri sabit haline getirdi sonra. Ya şehir dışına çıkıyorum duruşma için. Güzide'yle buluşmaya gidiyorum oldu. Ne bileyim, bir davaya canım sıkılıyor. Güzide'yi özledim oldu. Karı koca aramızda oluyor ufak tefek sorunlar, tartışmalar. Tabii sen Güzide olsa ona böyle davranmazdın, kızmazdın ona. Yani aldırış etmiyordum başlarda. Kadındır, kıskanır deyip geçip gidiyordum ama sonra büyüdü, büyüdü. Bir çığa dönüştü. Enkazın altında kızım kalmış meğer. Fark edememişim. Acaba yani biri karını doldurmuş olabilir mi? Hı? Hiç böyle bir ihtimali düşündün mü? Semaat'ı? Hı? Semaat'ı kim niye doldursun ki? Hem Avanos'ta Güzide'yi tanıyıp eden kimse yok ki. Ya tamam, Güzide'yi tanımıyor olabilirler de ne bileyim, senin dertleştiğin, böyle üniversite yıllarını anlattığın biri falan yok muydu hiç? Yani Neva vardır. Neva, köylümüz yani. Kardeş gibi büyüdük. Bizim evin işlerini falan görür. Şimdi burada yanımızda zaten. Numan abi rahmetli olduktan sonra buraya geldi. Ama Neva yapmaz öyle bir şey. Yani Samahat'ınki ruhsal bir hastalıktı. Nasıl? Yani kimseyi suçlayamam ben bunun için. Tamam. Ama şunu unutma. Kızında da aynı hastalık var. Anladığım kadarıyla biraz ileri safhada. İnkar etmiyorum ki. Yani yaşanan bunca şeyden, olan bitenden sonra nasıl inkar edebilirim? Kızımın iyileşmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum ya. Sezai. Aa, sen aklı başında mı insansın? Neler söylüyorsun ya? Sen ona çözüm bulamazsın. Tek başına yetemezsin. Senden çıkalı bu iş uzun yıllar olmuş ya. Kızının ciddi şekilde psikolojik bir tedaviye ihtiyacı var. Denemedik mi zannediyorsun? Güzide ile ikna etmeye çalıştık. Tatlılıkla, çaktırmadan tedavi olsun istedik ama anladı, esti, gürledi, kabul etmedi. Kıyameti de koparsa o tedaviyi görecek.
Kendi için, senin için. En önemlisi de Güzide'nin hayatı için. İster güzellikle, ister zorla. Doğru söylüyorsun, haklısın ama... Yani zorla olursa işin sonucu nereye varır? Hastaneye yatıracaklar. İşte hastalığını kayıt altına alacaklar. Allah, o kadar kolay değil yani. E ne olacak canım, olursa olsun? Yani bilmiyorum ki. Umarım güzellikle kabul eder tedavi olmayı. Ama kızım iyileşinceye kadar benim Güzide'den ayrı kalmam lazım, uzak durmam lazım. Nasıl yani? İkna edemezsen Güzide'den ayrılacak mısın? Nazlı kızım serseri mayın gibi. Tekrar Güzide'ye bir şey yapmaya kalkışırsa bu sefer ikisini birden kaybederim. Dayanamam ben buna. Öyle çabuk pes etmek yok. Kızın tedavi olacak. Gerekirse hastaneye yatacak. Sen de o büyük aşkından vazgeçmeyeceksin. Tamam mı? Hı? Bu arada o neva mıdır nedir her kimse? Bence sen ona bir dikkat et.